Galatasaray'da bu başkanlık seçimi ve sonrasında yaşananlar, diğer tarafta sadece Galatasaray adına söylemiyorum, diğer kulüplerle birlikte tabii ki de bu işin bir finansal kısmı da var. Bunu da en iyi şekilde düzenleyerek yeni sezon adım atmak istiyor kulüpler. Burada tabii ki de sponsorlukların çok büyük bir katkısı var. Sponsorlardan gelecek olan gelir, işte yayın haklarından gelecek olan gelirlerle birlikte, ama bazı gelirleri bekleyerek de plan yapmaya kalkarsanız devre arasına kalıyorsunuz her zamanki gibi. Galatasaray'ın buradaki sizce en büyük e, sorunu başkanı mı, teknik direktörü mü yoksa futbolcuları mı? Yani e... <laughs> şöyle bir şey var, nereden başlasam acaba der gibi. Taraftardan başlayayım. Yani kulüplerin sahipleri taraftarlardır diye bu konuya duygusal bakanlardanım. Ee, i̇şte kaç yıl sonra Nottingham Forest e, Premier Lig'e çıktı Haldun abi gördün mü? Gördüm gördüm. gördüm. Şampiyonla, şampiyon kulüpler şampiyonluğundan dördüncü evet. lige kadar bir macera ve çok köklü bir kulüptür. Ve benim İngiltere'de tuttuğum takım Nottingham Forest'tir. Artık bundan sonra Premier Lig'de Liverpool sempatizanları, Chelsea sempatizanları <laughs> kendinize mukayyet olun. Çünkü karşınızda sıkı bir Nottingham'lı var. Yani futbolun nasıl bir şey olduğunu anlamaya Başlamak için önce bir kulübün taraftar kitlesinin reflekslerine bakmak lazım. Galatasaray taraftarı bence muazzam bir taraftar. Hiçbir şey elde edemediği kabus gibi bir sezonun son haftasında 40 bin kişi stada gittiler. Haldun abi. Evet. Ama aynı taraftar Falcao'yu aldırmak almak zorunda da bıraktı. Ve 22 milyon euro zarara evet. soktu. Evet. Ya yani şimdi. Galatasaray taraftarının büyüklüğü, takımını sahipleniş şekli her kulüpte olduğu gibi ne bir şahsına münhasır. Başka bir şey. Hı hı. Ama Galatasaray taraftarının e, sanıldığı kadar eskiden e, kulübün kulüp içi dinamiklerinde etkisi yoktu. Transferde de yoktu. Ama bu sosyal medya ile birlikte biraz da profesyonel e, çalışmalarla birlikte işte aynı anda yönetimde olan... Yöneticilerin farklı sosyal medya organizasyonları, sadece Galatasaray'da değil bütün kulüplerimizde görüyoruz bunu. İşte muhalif taraftan sosyal medya organizasyonları falan derken işler karıştı. Galatasaray'da sosyal medyadaki gelişmelere göre yönetilen bir kulübe dönüştü. Çok önemsendi sosyal medya. Oysa ki şöyle bir durum var. Sosyal medya çok değerli ama sanıldığı kadar önemli değil. Sosyal medya bir kulübün işte Galatasaray gibi global bir markanın, Türkiye'nin en önemli markalarından ve kurumlarından birisinin kullanması gereken, domine etmesi gereken, bulunması gereken bir arayüz. Ama orası güç ve çıkar odakları tarafından manipüle edilen bir yere dönüştü. Ve Galatasaray'da dahil olmak üzere, bunun örneklerini Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de çok sıklıkla gördük, teknik adam seçimlerinde transferlere müdahil olmakta, gönderilsin, kalsın, Hı. o gitsin, bu gelsinlerde. Beşiktaş'ta çok ciddi çok ciddi bir e, sosyal medya yapılanması var muhalefetli iktidarda. Galatasaray'dır önce taraftar iğneyi bir kendine batırsın. Bu kulübün finansal durumu bu. Ben bunun ne kadarında suç, suç ortağıyım. Önce taraftar bir kendisine batırsın. Sonra medya batırsın bizler. Bizler de iğneyi kendimize batıralım. Ama Çuvaldoz'un büyüğünü Galatasaray kulübünde, diğer kulüplerde de olduğu gibi... ...kulübü yönetmeye aday ve o kulübün kültürünü özetleyen bir küme olan işte o dikkat edin. Hani işte bir önceki seçimde bilmem kimin listesinde olan şimdi bilmem kimin listesinde her kulüpte olan şeyler bunlar. Aslında böyle bir 250-300 kişilik bir insan grubu. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da onların içinden zaman zaman kamplaşmalar, yakınlaşmalar, ayrılmalar, birleşmeler. Hani o profili suçlayacak ve o profilin nasıl diyeyim? Bu gelinen noktadaki payını vurgulayacak şeyde kişi de bizleriz işte Haldun Domaç, Serkan Korkmaz, basın mensupları. Bizim görevimiz de bu zaten. Şimdi yeni çıkan spor yasası beraber bir fırsat var. O profilin kulüplere <laughs> yol açtığı zaiiatta Diğer tarafta onu da esnetilebileceği evet. konuşuluyor tabii. İşte onu esnetirlerse bir tane dikkat edin. Yeni çıkacak spor yasasına en büyük muhalefet kulüp yöneticilerinden geliyor. E dünyanın en normal şeyi bu. Hı -hı. Yani spor spikerlerini e, kötü yönde etkileyecek bir şey olduğunda ilk spor spikerleri buna tepki verir değil mi? Ya da başka bir işkolu. kolu. E, işlerine gelmiyor spor yasası. Demek ki toplumun yararına bir şey var bu spor yasasında. Bunu böyle bir ezbere düşünelim. Başka kimde suç var? Ee, ya geçen sezonun çok önemli bir bölümünden dolayı Fatih Terim gibi sembol bir ismi ve bir kahramanı da sorumlu tutmalıyız. Fatih Terim de bundan gerekli dersler alacak deneyime, zekaya ve Galatasaraylılığa sahip bir insan. Gelinen noktada ise çok enteresan bir seçime doğru gidiyoruz. İki aday, iki aday, iki aday dedik. Adaylardan biri başka bir üçüncü adayla birleşti. Ertelemeler, ertelemeler seçim iptali ve o seçim iptali acaba bu adaylık için miydi soruları ad, adı altında. Ee, bir tarafta Eşref yapamamcıoğlu, bir tarafta Dursun Özbek var ama ikisinin tek bir futbol aklı var. Cenk Ergün. Bu, şu anda seçimde kullanılabilecek bir teknik direktör ismi var mı diye soracaksanız bana eminim Halil abi de aynı yanıtı verecektir. Fatih Terim ismi dahil olmak üzere hiçbir ismin pozitif ya da negatif etkisinden bilimsel olarak bahsedilemez. Okan Buruk belki bir pozitif etki sağlayabilir. Fatih Terim pozitif sağladığı kadar negatif de sağlayabilir. Tam tersini de söyleyebilirsiniz. Yani negatif etkisi de olabilir ama pozitif etkisi de olabilir. yani denktir ya yani evet. Fatih Hoca ile ilgili kanaatler karışık. Hele bu sezondan sonra bayağı bir riskli. Fatih seçim kozu olarak kullanmak. E, bakıyorsunuz Galatasaray Kulübü'ne. Basketbolda iyi işler yapılıyor. Düşük bütçeyle çok iyi bir sezon geçirildi. Başarılı bir sezon geçirildi. Kimse basketbol şube sorumlusu, benim basketbol şube sorumluluğum Erdem olacak falan demiyor. Çünkü Galatasaray'ın elinde yarışmacı ve lokomotif konumunda sadece futbol var. Futbolu kim yönetecek? Edursun Özbey'e göre de Cenk Ergün yönetecek. Eşref ona göre de Cenk Ergün yönetecek. Cenk Ergün'e göre de ikisine de eşit mesafede. Öyle yani evet. Ben ikisine de yani eşit mesafedeyim evet. diyor. So söylenenler <laughs> doğru diyor o da yani bence. Yani mazur görsün. Hani tercüme ediyorum. E, bakıldığında bir yandan işte o Galatasaray'ın ortak haklı kimilerinin derin Galatasaray dediği. Seçime giderken Galatasaray'ın az zarar göreceği şekilde bir kurgu yapmış en azından iki başkanı tek bir futbol hakkında buluşturmuş. Şu anda Galatasaray'da e, futbol anlamında transfer faaliyetleri tek elden gidiyor. Kim başkan olursa olsun. Peki o zaman bu seçimde belirleyici olan şey ne olacak? Peki bir virgül koyup şunu sormak Tabii. istiyorum ben. Madem ki iki başkanın transfer çalışmaları bir çatı altında gidecek gibi gözüküyor. E, öyle Peki direktör neden çatı olarak orada belirleniyor da var da onu Riskli. konuşulmuyor çünkü Eşref Hamamcıoğlu'nun yanlış hatırlamıyorsam bir yabancı teknik adam konusunda görüşleri vardı. Evet. Dursun Özbek konusunu bilmiyoruz. Metin Öztürk'ün bir olursa Okan Buruk konusu vardı, ee, görüşmeleri vardı. Ama şimdi sizin de söylediklerinizle yola çıkınca o zaman bir tane teknik direktör adayının olması gerekiyor. Ben de ben de bir soru yönelttim ona beraber. Cenk Ergün eğer futbol aklıysa. Fatih nasıl gelecek diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> abi hiç sorun olmaz. Galatasaray ben hallederim diyor. Hiç sorun olmaz. Hiç ya. sorun olmaz abi. <laughs> Metin Öztürk Dursun Özbek'in birleşmesi. Herkes Eşref Amamcıoğlu ile Dursun Özbek birleşecek derken ben burada aylardır Metin Öztürk Dursun Özbek birleşecek diyordum. Yani şimdi bu maksatla çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Hani bizler de bunun için buralardayız. Bu soruları bu yüzden bize soruyorsunuz. İlk teknik direktör kim olacak bilmem. Bu <laughs> yani üç Başka nokta diye de geçiyor. bırakabilirim. Yani bu daha şık olur aslında seyircimize daha saygı yani onlar tamamlasın. İlk teknik direktör kim olacak bilmem. Belki Fatih Terim de olabilir. Ama 2023'ün en geç ocağında yani 2023'te teknik direktörü Fatih Terim görürüz gibi bir ortam var şu an Galatasaray'da bu iyi bir şeydir, kötü bir şeydir anlamında demiyorum. Yani baktığımda ben bakıyorum abi şu anda Torrent'miş, işte Carvajal'miş, işte Pinheiro'ymuş. Yani birinci piramidin en üstünde olmayan marka değeri bir teknik adam yerine, yabancı bir teknik adam yerine, atlarda umut vaat eden bir yabancı teknik adam. Bütün kulüplerimiz için büyük macera. Bu ülkede en son şampiyon olan yabancı teknik adam Arthur Zico. Hani Zico arkadaşlar, Zico yani. Biz onun resmini duvarlarına asan bir nesiliz. Artur Zico şampiyon olmuş bu ülkede en son yabancı teknik adam. Kim var abi şu anda takım çalıştırmayan? Ligin son şampiyonları takım çalıştırmıyor. Sergen Yalçın. Aykut Kocaman çalışmıyor. Okan Buruk çalıştırıyor. Aykut Kocaman, Şenol Okan Güneş, Buruk, Fatih Terim, Mustafa Şenol Denizli. Güneş. Havuz aslında bu. Ben hani onlara hayranlık beslediğimden bu beş kişinin aynı anda sözcüsü olduğundan söylemiyorum. Aslında rasyonel havuz bizde uzun vadeli yapılamıyor planlar. Bu sezon şampiyon olmalıyız. Zorunluluğu var ya her kulübümüzde. Abi bak işte kendisini hangi suyorsa Galatasaray'ın havuzu belli. Bak burada abi kim var? Fatih Terim. Kim var? Okan Buruk. Kim var? Bence Sergen de teklif yapılabilecek bir adam. Galatasaray'da oynamış. Önemli bir futbolcu. Hiç Sergen'i de bozmaz, Galatasaray'ı da bozmaz. E kim var? Eşenol Güneş niye yapmasın ya? Trabzonspor'un sembolismi, ismi kahramanı Beşiktaş'la başarılar, kupalar. ve o da Galatasaray'da yapar. Galatasaray'la bir, herhangi bir problemini hatırlayan var mı? Benim yok. E Fatih Terim, Şenol Güneş, Okan Buruk. Baksana ne kadar geniş bir havuz var burada. Şimdi burada bu havuz dururken dışarıya gidip Pinheiro'ya teklif yaparsa Cenk Ergün sıkıntı o gün başlar. Bak söyleyeyim. Çünkü arka arkaya gelecek 3 mağlubiyet, 3 puan kaybıyla bu senede çöpe gitti muhabbeti başlar. Koskoca Galatasaray markasının Üzerinde gezineceği forma satışından tut, kombine satışına, maç günü hasılatlarına kadar ve hatta marka değerine kadar, ülkede doğan çocukların hangi takımı tutacaklarına kadar Galatasaray'ı olumsuz yönde etkileyecek bir gelişme kimsenin haddi değil. Bir insan futbol aklı da olabilir, idari olarak da bir markanın başında olabilir. Ama bakın gideceğinizi sağır sultanlar biliyorken Üç yıllık, iki yıllık anlaşmalar yaptınız profesyonellerle, torrentlerle, sensibile, luis bilelerle. campos. Ya gideceğinizi futbolla alakasız insanlar bile biliyordu. Yani herhangi bir Galatasaray kulübü üyesinin, komşusunun, teyzesi sizin Mart ayında ibra edilmeyeceğinizi biliyordu. Ama siz deli gibi şeyler yaptınız, ee, uzun sözleşmeler yaptınız. Şimdi nasıl göndereceğiz diye düşünüyorsunuz. Suçlu kim sorusuna Galatasaraylıların toptan herkesin önce bir iğneyi kendine batırarak karşı tarafa geçmeden önce cevap vermesi gerekiyor. Bence temel suçlu e, genel kurul üyeleridir. En büyük suçlu onlardadır. Çünkü Galatasaray'ın başına ne geliyorsa onların yaptığı seçimlerden dolayı geliyor.